Lidyalılardan kadar geldiğin için. Yani plakalar zamanında bir şekilde verilmiş. Turn and taxis. Evet, aynen öyle. Şişli dedim, abi tarif et dedi adam bana. Çok merak ediyorum, nasıl yürüyordu acaba? İçeriden manivelayla açıyor, sen kapıya falan da dokunmuyorsun istersen. Sonra bunlar geldi. Evet. 124 Plymouth'un yarısı kadar. Ya. Otomobilim var ve ben bununla ilgili standart eğitimi, kurumu aldım. Ben taksi olmak ya istiyorum eskiden ya. Eskiden taksi plakası diye bir kavram yok ki. Adı Sadık olan adamın Sadık olmaması gibi bir şey bu yani. Aksaray Rami'den başlayarak. Dünyanın en çok beyzbol topu satılan ülkelerinden. Ama hiç beyzbol topu satılmayan ülkesi. Halit, Kafa TV'deyiz. Evet. Yani YouTube derken, radyo derken, hadi bir de burada konuşalım. daha kısa, daha öz ama daha eğlenceli konuşacak, kendimize dert edinebileceğimiz bir sürü konu var. Otomobil zaten dipsiz bir kuyu. Of, emni bir şey. Sağ olsun arkadaşlar dediler ki hadi gelin bir de burada konuşun. Konuşalım o zaman. Taksimetreyi aç. Başlayalım. güzel sohbetler olur inşallah. Her hafta Kafa TV ekranlarında sizlerle birlikte olacağız arkadaşlar. Halit Bolkan, ben Turgut Yüksekdağ. Dilimiz döndüğünce hem otomobili hem de otomobil konusunda dert edindiğimiz her şeyi sizlerle paylaşmaya, merak ettiğiniz her şeyi açıklamaya çalışacağız. Halit, mahallede arabası olan abiler vardı ya, hatırlar mısın onları? Tabii. Nesi vardı onların? Taksisi vardı. Ya otomobil yok, araba yok, marka yok. Nesi var? Taksi. Taksisi var. O yürüyen o sedanların tamamı taksiydi bir dönem. Sonra evrildi. Taksi oldu. Paralıya geldi ama taksi... Ama damalı taksi oldu önce. Önce damalı oldu, doğru. Önce damalı taksi. Yani hala binek otomobillere, insanların otomobillerine insanlar taksi diyordu. Parayla bindiklerine damalı taksi diyorlar. Bir de damalılar vardı. Tabii, yani. Özel damalılar vardı. Sonra bunlar geldi. Evet. Taksi nereden geliyor baba? Sen şeysin ya, böyle Lidyalılardan kadar geldiğin için tabii, hikayede. Tabii. Şimdi iki tane bununla ilgili hikaye var. Bir tanesi, bir kere taksi kelimesi nereden geliyor? Etimolojik olarak. Latinceden geliyor normal şartlar altında. Ve aslına bakarsan bir nevi vergi demek. Sonra Almanca'ya geçmiş. Oradan Fransızca'ya geçmiş ki taksimetreye dönüyor iş orada. Tamam mı? Bugün kullandığımız adıyla taksimetre, aslına bakarsan ödeyeceğin paranın ölçülmesiyle ilişkili bir kelime. Hikaye bu. Diğer taraftan... taksi zaten vergi demek, vergi, değil mi? Tax zaten İngilizce bugünkü anlamıyla. Evet, vergi. Ve bu Latinceden geliyor ve Latincede de aslında aşağı yukarı aynı anlama gelen bir hikaye. Para ödemeyle ilgili bir durum yani. 1800'lerin sonlarına doğru ilk taksiler gerçek anlamda ortaya çıkmaya başlıyor Avrupa'da, Amerika'da. Taksimetreler, ilk gerçek taksimetreler 1800'lerin sonunda Paris'te kullanılıyor mesela. Ondan sonra da diğer hikaye başlıyor. O yıllarda daha buharlı otomobillerle aslına bakarsan bugünkü kargo şirketlerinin yaptığı bir şirket var Avrupa'da. Avusturyalı bir işte hani kont, düşes, baron falanlar var ya, asil bir aile kurmuş bunu. Sonra bunlar demişler ki ya biz eşya taşıyoruz. İnsan da taşırız. Ve o ailenin soyadı taksis. Turn and taxis. Evet, şirketin adı da o zaten. Ya, oradan da geldiği söyleniyor. Ama sonuç itibariyle insan parayla insanları bir noktadan bir noktaya götüren araçlara verilen isim taksi. Bugünlerde o kadar çok konuşuluyor ki bu taksi, taksi, evet. Taksi. Ama taksi dediğin şey bir dönemin, hatta hala dünyanın her yerinde aslında hemen hemen öyle. Taksi dediğin şey şehrin sembollerinden bir tanesi ve kalite göstergesi. Her şehirde değil. Her şehirde değil. Buna bizimki dahil mi? Dahil tabii. Bizimki dahil. Ya bizimki şöyle, ya oraya sonra geleyim bak. Ben yani birçok, mesela 30 tane farklı ülkede taksiye bindim bugüne kadar. Aklımda kalan iki ülke var. Biri Japonya. Japonya'daki taksiler. Abi şöyle bir şey var mı? Biz dalga geçeriz ya annelerimizle filan. İşte televizyonun üzerinde dantel. Bilmem ne üzerinde. Abi Japonya'da taksilerde dantel var koltuklarda. Sürücü, taksici dediğimiz abi, şapka, takım elbise, beyaz eldivenler. Böyle takılıyorlar herifler. Ve arka sağ kapı, hani şey sol kapı açılıyor. Onlar da ters ya trafik. İçeriden manivelayla açıyor. Sen kapıya falan da dokunmuyorsun istersen yani. Böyle bir taksi. Bir de tabii ki hani Londra taksisi meşhurdur. Hiç zaten değişmeyen. Hiç değişmiyor ama orada çok özel bir şey daha var. Abi geçen anlattım ya sana. Yıllar önce bile olsa Taksim'de taksiye bindim. Şişli dedim, abi tarif et dedi adam bana. Yani Londra'da bunu söyleyebilen bir kişi yok taksiciler arasında. Çünkü bütün sokakları ve oraya hangi noktadan hangi noktaya kaç dakika gideceğini ve aşağı yukarı ne kadar tutacağını bilmek zorundalar. Görevi bu adamın ya. İşi bu. İşi bu. İşi bu. Bizde
ben karşının taksisiyim abiden başlıyor muhabbet. Ekmek parasına geliyor. Abi son işte bir şey hikayesi var ya, yabancı özellikle Arap turistleri kazıklama hikayesi, kazıklama burada malum tırnak içinde. Çünkü sivil polisler beraber, sivil hı hı. ekipler bir taksiye biniyorlar Arap turist kılığında. Tamam mı? Ve tabii adam taksimetreyi açmıyor. Sonra diyorlar ki evet yakalandın. Diyor ki ya bana tuzak kurdunuz, hakkımı helal etmiyor. Abi yüzsüzlüğün daniskası yani artık ya, bu kadar da olmaz yani. Peki şimdi bu hani hakkını helal etmeyen taksici hikayesi var ya. Peki şeye ne diyorsun? Bu ülkenin en ayrıcalıklı ve nasıl diyeyim, sosyal yönetiminin, sivil toplum kuruluşunun en etkili isminin taksiciler olmasına ne diyorsun? Abi o anlaşılır bir şey değil. Dokundurtmuyor. Hiçbir şeye dokunamıyorsun. Yani ülkedeki her kuruma dokunabilirsin ama özellikle İstanbul'daki taksici noktasına esnafına dokunamazsın. Esnafına dokunamıyorsun ya. Çünkü İstanbul'daki taksici esnafı esnaf değil. Şimdi plakalar zamanında bir şekilde verilmiş. Şu anda elinde 20 tane plakası olan, 30 tane plakası olan tipler var. Onlar küçük rakam. Sanki 200-300'ler falan. Onlar da var illaki. Yani aslında o taksiyi kullanan insanların çoğunluğu o taksinin sahibi falan değil. Ve günde, geçen okudum, 850 lira para ödemek, kazanmak zorundayım diyor. Aracın kirasını ödeyecek. Benzini çıkacak buradan. Bilmem ne çıkacak, bir de cebine para kalacak bu adamın. Bu adamın aslında şey olması gerekmiyor muydu Fitali? Bizim çocukluğumuzdaki taksiciler özel abilerdi. Böyle hani ya sen mahallenin efendileri, hani o otomobili silen, bak, parlatan, temizleyen. Bak 7 emin de abi bizim çocukluğumuz. Ben Manisalıyım. Manisa'da benim çocukluğumda taksilerin çoğunluğu Amerikandı. Bak hala unutmadığım bir tane 59 Plymouth vardır. Kahverengi. Abi ön camı çatladı bir kere. Adam da bulamadı camı ya da parasıyı bilmiyorum. Aylarca o cam çatlak benim içim sızlıyordu ya arabayı gördükçe. Ama o adamlar gözünü kırpmadan çoluğunu çocuğunu emanet edebileceğin insanlardı. Hepsi beyefendiydi. Bu arada beyefendinin yanı sıra hani birileri hırtlık yapmaya kalkarsa arabadaki hanıma falan... Önce o korurdu. Evet. Şaka değil. Bir de 124'ler vardı taksi. Manisa gibi küçük bir yerde taksiye binmek çok nadir rastlanan bir olaydı. 70'lerin ben taksisi. Hiç binmedim Manisa'da taksiye. Çok merak ediyordum nasıl bir duygu acaba bu diye. Vallahi çünkü başından sonuna 20 dakikada yürüyorduk Manisa'nın o zaman. İzmir'e acil işi olanlar taksiyle giderdi filan. Onlar da Amerikan'ı tercih etmek isterlerdi. Çünkü 124 ile Amerikan arka arkaya duruyor durakta. 124 Plymouth'un yarısı kadar. Ama hep temiz. Pırıl pırıl. Yani hiç kirli görmedim ya ben otomobilleri. Bu şeyin taksi konusunun artık böyle hani çözülmesi lazım. Taksi sayısının artması değil aslında ana problem. Taksi kalitesinin, taksici kalitesinin, taksici kültürünün hepsinin adım adım artması ve artık bu hani dokunulmazlık zırhı giydirilmiş. İşte sayı artırılamaz, o yapılamaz, bu yapılamaz. İşte Almanya gidiyorsun, her yer en lüks otomobillerden taksi. Burada hani yok, ben kendi işimle ilgili örnek vereyim. Bir tane promosyon yaptım. Dedim ki ben 30 tane taksinin temizliğini üstlenmek istiyorum. İşte bir radyoyla anlaşma yaptım. O radyo hediye olarak bunları dağıttı ki istiyorum ki temiz taksiler olsun her yerde. Tabii. 29 tanesi özel araba getirdi. Biz çünkü programda şey dememişiz. Taksiyi getirin dememişiz. Adam kazanmış kuponuyla geldi, dedi ki benim arabamı yapacaksınız. Ulan biz taksilere verdik bunu. Ama öyle bir şey değil o. Ya baba bak, bu tamamen mesleğine saygı duymakla ilgili bir problem. Tamam mı? Taksici dediğin adamın yaptığı işe saygısı olsa, aslında bir de tabii isteyerek seçse o işi belki buna doğru yönelir ama gelen nokta bu. Bir, plaka sahiplerinin başkaları olması. İki, taksi sürücüsüyle ilgili doğru düzgün bir eğitim mekanizması yok bir kere. Londra'daki gibi bir sınav yapsalar İstanbul'da bir taksici bile taksi ehliyeti yani lisansını alamaz. Bir demeyelim, bir 5-10 çıkar mutlaka. Çıkmaz. İstanbul gibi büyük bir yerde ben karşını taksiyim. Bu arada şeyini unutmamak lazım. İkiz plakalar var biliyorsun. Biri Avrupa yakasında çalışıyor, biri Anadolu yakasında çalışıyor. Şeye sen katılıyor musun? Ben istediğim zaman market açabiliyorum. Berber açabiliyorum. Yıkamacı açabiliyorum. Her şey, taksi onu yapamıyorsun. Abi standardını sağlayan insanların taksici olabilmesi gerekmiyor mu? Otomobilim var ve ben bununla ilgili standardı, eğitimi, kurumu aldım. Ben taksi olmak ya istiyorum eskiden ya. Eskiden taksi plakası diye bir kavram yoktu ki. Yani yoktu. Ben taksi olmak istiyorum çünkü bunun standart... Şeyde bile yok mu? Otomobil markalarında blok muafiyeti diye bir şey var. Var. Standardı sağlarsan hizmet verebiliyorsun. Şimdi bak mesela Almanya'da, Amerika Birleşik Devletleri'nde vesaire de taksi şirketleri var biliyorsun. O zaman her şey kontrol altında. Şimdi burada kimin ne yaptığı belli değil.
Kimi kime şikayet ediyorsun? Ne yapabilirsin ki yani? İşin dibinde bir de diyorum ya, en çok kızdığım nokta şu. Trafikte bir şey oluyor. Taksici hiçbir doğru düzgün neredeyse otomobil kullanmıyor. Çok azı hakikaten hala eski geleneklerine sadık insanlar var ki büyük çoğunluğu da kendi aracının plakasının sahibidir onlar, tahmin ediyorum. Abi ne yapayım, ekmek parası. Baba ben de işe gidiyorum, ben de ekmek parasına gidiyorum. Laf mı yani ekmek parası? Ya taksi çok çok değerli bir şey dedim ya, o mahallede hani abi gelir böyle bir çeker, sonra iner bir arabayı siler, bir lastik havalarına böyle bir bakar makar falan, hani mahallenin çocukları bir toplanır falan, abi kornasını bir bassana. Buradan geldik biz. Şu anda gözünü, ya şunu görüyorsun. Vay, Passat'ı taksi yapmış adam diyorsun. Ya değil mi değil mi? Passat'ı turkuaz renkli, turkuaz renkli falan. Ya hadi ismini vermeyelim, o işte meşhur işte telefonla çağırabildiğin minibüsler, onlar zaten düşman oldu, onlar gitti. Bak işte orada şey ortaya çıktı. Kaliteli hizmet veren bir şirket ortaya çıktığı zaman veya yapı diyelim, tüketicilerin hepsi o tarafa doğru döndüler. Gider, yine gidecek. Ve taksiciler bunun farkına bir türlü varamadılar. Yani o veya benzeri şirketler bu pazara eninde sonunda girecek kardeşim. Girecek. O zaman da kimse sarı taksi peşinde koşmayacak. Korsan peşinde koşan çok kişi var. Korsan Tomar'la var. Şunu anlamıyorum. Hani kural şu olmalı ya hani. Abi taksici taksinin sahibi olmalı. Aslında kural buydu. Buydu. Bir kişi. Hani sen o taksinin sahibiysen taksicilik yaparsın. 24 saat çalıştırmak için de bir ya da iki tane de şoför tutarsın. Tutabilirsin. Bu böyleyken buraya evrildiğinde artık iş çığırından çıkıyor ve bu işin başındaki gerçekten bu işi yönetenler de taksiye, personele, eğitime, oraya buraya hiçbir şey yatırım yapmıyor. Sen kendi işini geliştirmek için dünya kadar eğitim yaparken bu taraf yok abi, ver bir tane taksi. Ya bir de Allah aşkına 2 milyonun biraz üzerinde şu anda taksi plakaları İstanbul'da. Hı hı. Arabayla beraber 2,5 milyon liralık yatırım, tamam mı? Ya mahalle bakkalının dükkanında 200 bin liralık mal var. Vergilerle boğuşuyor. Adam 2,5 milyonluk araç gezdiriyor yolda. Götürü vergi de usul yani, vergilendirme. 3 kuruş para veriyor. Taksi zaten vergiden geliyor. Bak taksi, evet. Hani adı vergi olan şey vergi vermiyor. Aynen öyle. Ya aynen şey, öyle. Adı sadık olan adamın sadık olmaması gibi bir şey bu yani. Ya bu tabii örnekleri çoğaltabiliriz de, ya bu işin aslında temel bir çözümü var. Çok basit bir çözüm aslında. Bunu rakamlarla sınırlandırmayacaksın kardeşim. Taksi plakası diye bir özel plaka olmayacak. Ama şirketleşme zorunluluğunu getireceksin mesela. Çatı şirketler kurulacak. İsteyenler gidecek, belli eğitimleri alacak, belli standartlara sahip otomobilleri alacak. Ve rekabet olacak kardeşim. Halit, ben bir tane kazaya şahit oldum. Birebir gözümle gördüm kaza. Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan çıktıktan sonra gişe vardır ya. Evet. Tam o gişeye girerken yanımdan bir tane taksi geçti ve bir süre sonra yan döndü. Dedim ki bu kesin vuracak, vurdu zaten. O gişenin şeyleri vardı ya, oraya böyle yanlamasını vurdu. Tabii yardıma falan gittik. Bagaj açık. Bagaj açıldı. Ve bagaj şunlar var. Kaçak sigaralar. Eczaneden arkadaşın için aldığın ilaçlardan, evet, ve spreylerden. Ki genelde yani kimsenin ihtiyacı tabii olmaz ama arkadaş için onlar alınır. Onlardan bol miktarda ve tütün. Taksi bu ya. Taksi oğlum bu. Müşterindir belki. Niye hakkını yiyorsun? Müşterin değil. Müşteri de bir tane hanımefendiyle 8 yaşındaki bir çocuğuydu. Hmm. Çocuğun da başı kanı yarıldı falan. Hani aldık hastane hastane falan ama bu böyle taksi olmaz. Ve bu havalimanından müşteri almış geliyor ya. Sonra şey geldi. Havalimanı taksisinden bir yetkili geldi. İşte havalimanından dedi. Havalimanı taksisi olmayan dedi. Alırsa dedi böyle olur. Lan bu da taksi, bu da taksi. Havalimanı taksisi değilmiş o. Öyle alırsa böyle. Ya bu da taksi. O da T plaka. Ya. Ben şeye kızıyorum abi. Havalimanı, daha önce Atatürk Havalimanı'nda, hı-hı, az mı kavga gördük biz ya? Oo, uçaktan neler çıktığımızda. Niye? Dışarıdan geliyor. Ben işte saatlerce bekliyorum kuyrukta diyor. Saatlerce falan bekledi yok bu arada. Sürekli yolcu çıkıyor dışarıya. Biniyorsun, bakıp geliyorsun. Ağzını burnunu ekşitiyor, in diyor. Ben oraya gitme. Ne yapacağım? Oradan gelen taksiye bineceğim o zaman ben kardeşim. Bakırköy'de, Ataköy'de olsa hiç gitmeyecek o zaman. Tabii tabii. Tabii. Yani. Kavga ediyorsun adamla resmen. Ya diyorum ya. Bu işin düzelmesi aslında çok kolay. Yeter ki düzeltmek istesin birileri. Ama kimse de bu rantı bırakmak istemiyor. Evet, ortada büyük bir rant var. Herkes sayıya takılmış ki şu anda yaklaşık 16 bin taksi olduğu. Bir taksiden 18 bin lira civarı aylık gelir olduğu söyleniyor. 2 milyon liralık, 2,5 milyon liralık yatırımla bu parayı hiçbir yerden kazanamazsın kardeşim. Üstelik vergi verdi dediğinde 3 kuruş vergi. Tamam mı? Basit. İç şeye dönüyor. Pablo Escobar'ın Kolombiya'daki bütün taksileri satın alıyor. Aynen öyle. Ondan aynen sonra öyle. Bir bildiğin. Yani paranın olduğu yerde bu tip şeyler oluyor maalesef. Bu işi düzeltmesi gereken yöneticiler. Ama niyeyse
Olmuyor bir türlü. Hiçbir şey olmuyor. En azından yani. Şu metro metrobüs de minibüsçülük bitti ama taksi işi hala. Ya gene devam ya minibüs. Minibüs işin bence zirvesidir zaten. Onu ayrı konuşalım. Onu ayrı, konuşalım. Ayrı konuşalım. Onu bence ayrı yani konuşalım. Yani Aksaray Rami'den başlayarak. güzel taksileri, güzel insanları, güzel taksicileri özledik biz. Çok. O düzgün çok. İnsanları özledik. Çok. O düzgün insanlar olsun. Taksilere gönül rahatlığıyla binelim. Keyifle binelim istiyoruz. Ve güvenle. Ve güvenle. Güvenle yani. O otomobillerin bakımsızlığı birazcık da hani kulağımız falan alışık ya mekaniğe falan filan. Ben çok nadir de olsa biniyorum ama vallahi yüreğim ağzımda biniyorum yani. Hakikaten yüreğim ağzımda biniyorum. Bir şey de diyemiyorsun adama. Ne çıkacağı belli değil oradan çünkü. İçinden canavar çıkıyor heriflerin çoğu zaman. Maalesef. Ama ben evime gideyim de bulaşmayayım diyorsun. Ama bu iş aslında bizim hatamız. Böyle yapa yapa biraz da buna sebep olduk. Senin söylediğin yere gidiyor iş. İş nefrete doğru gitmeye başladı. Evet. Bir an önce bu işlerin önlemi alıp artık taksinin o şehrin yüzü olan, insanlara güven veren, keyifle binilebilir taşıtlar haline döndürülmesi gerekiyor. Bir de turizm şehrindeyiz ve turistlerin ilk karşılaştığı da taksiler. Rezilliğe bak. Ve taksiciler. Ve taksiciler tabii de be. Rezilliğe bak yani. Neyse. Tatsız bir konu ama yapacak da bir şey yok. Yalnız şu anda bu programı izleyen taksici kardeşlerimiz ne yapıyorlar biliyorsun değil mi? İsmini onun Haydar, Yumuşatıcı, ondan sonra başka Yumoş. Türkiye'nin dünyanın en çok beyzbol sopa satılan ülkelerinden ama bir tanesi. Ama hiç beyzbol topu satılmıyor ülkesi. Hiç beyzbol topu satılmıyor ama o sopalar şimdi yavaş yavaş. Kimdi lan bu Halit? Kimdi lan bu Turgut? Buyursunlar ya, sıkıntı yok ya. Biz de sanayiden çıktık, biz de boş değiliz ya. Oturur onlarla konuşuruz. Taksi konusu daha çok konuşulur Halit. Daha çok konuşulur bu pilav ya. Çok su kaldırır. Bu doğru. Ama insanlarda taksicilere karşı oluşmuş nefrete doğru giden bir duygu bütünü var. İnsanların canını daha fazla sıkmasınlar bence. Biraz adam olsunlar ya. Bence de.